Aydın'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Ben ömrümde bunun kadar yalancı adam görmedim. 10 dakikada 10 yalan söylüyor." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdiğini söyleyen Özhaseki şunları söyledi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Deniz Baykal sonrasında bir eksen değişti. Bütün arkadaşlarım dikkat etsinler. İki temel stratejileri var. Hiç değişmiyor bu stratejileri. Yaklaşık 10 yıldır bu stratejiler ısrarla devam ediyorlar. Sonuç alacaklarını zannediyorlar. Birinci düşündükleri iş yalan ve algı operasyonları. Algının her şey olduğuna inanmışlar. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, yapılmayanı yapılmış gibi göstermekte üzerlerine hiç yok. Ve yalan söylemekte de hiçbir beis görmüyorlar. O kadar çok yalan söyleniyor ki artık bundan da üzüntü duyuyoruz. Muharrem İnce bile ayrılırken Cumhuriyet Halk Partisi idaresi şu anda işgalli, bütün dünyalar iftira ve yalan diyerek 8 yerde yalan söylüyorlar diyerek ayrılıyor. Demek ki orada bir şey var. Nacizane belediye başkanlığında da bir gün Kılıçdaroğlu elinde dosyayla mecliste çıktı. Benimle ilgili bir akşam bütçe görüşmelerinde tam 10 tane yalan söyledi. Dayanamadım, sabaha zor ettim. Belgelerle beraber gazetecilere dağıttım. Ben ömrümde bunun kadar yalancı adam görmedim dedi. 10 dakikada 10 yalan söylüyor. Emin olun Guinness Rekorlar kitabına aday bu adam. Şunlar belgeleri. Sabah hepsini çürüttüm, anlattım. Ama ertesi gün bir yalan daha söylüyor. Ertesi gün bir başka yalan daha söylüyor. Hiç yüzde kızarmıyor. Bakın bu söylediklerim suç teşkil eder. Lütfen beni mahkemeye versin diye de her şehirde duyurda bulunuyorum. Veremiyorum. Neden? O yalanları götürüp hepsini mahkemeye sunuyorum. Onlarca yalan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonlarına paralar verdiğini söyleyen Özhaseki şöyle konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ankara'da ajanslara dehşet paralar veriyorlar. İstanbul'daki arkadaş geçen sene Tevfik Bey açıkladı, grup başkanı dediğimiz 845 milyon lira algı operasyonları için ajanslara para veriyor. Sosyal tesisler için 12 milyon. İstanbul'a deprem gelecek diye herkes ezan okuyor. Ayrılan pay 495 milyon. Ama ajanslara reklam için beni parlatın diye verilen para 845 milyon lira arkadaşlar. Bu sene içinde değişik kalemlere yedirmişler 1.8 milyar lira. Her birisi 365 gün boyunca bir otobüs ediyor. Bu sadece parlatma operasyonları için veriliyor. Yazık. Üzülüyoruz buna. Ve sonra da durmadan İstanbul'da efendim affedersiniz AKP'liler önümüzü kesiyor. Mecliste onlar çoğunlukta. Yapmayın ya. 2019, 2020, 2021 yıllarında 4700 tane teklif getirmişler meclise. 103 tanesi hariç tamamını kabul etmişiz. %98'ini. Hiç reddettiğimiz yok. Bazen yeşil alanı talan etmek istiyorlar, onlara mani oluyoruz, %2'ye tekabül ediyor. Kendileri bizim dönemimizde neredeyse getirdiğimiz bütün teklifleri reddetmişler. Ama biz onların getirdiklerinin %98'ini kabul etmişiz ya da hala önümüzü kesiyorlar diye ağlıyorlar. Kayseri ile Aydın'ı karşılaştıran Özhaseki şöyle devam etti. Ben Kayseri'de ilk defa stadyum yaptırdım. 33 bin kişilik UEFA standartlarında 2000'li yılların başında kamunun cebinden bir tek kuruş para çıkmadı. 10 bin kişilik kapalı spor salonu, olimpik havuzlar yaptırdık. Kamunun cebinden para çıkmadı. Kızılırmak'ın üzerine 100 envalık elektrik ürettiğimiz bir baraj yaptırdık. 70 kilometre su tuttu Anadolu'nun ortasında. Kamunun cebinden para çıkmadı. Erciyes'te doğru kayak merkezi yaptırdık ama şimdi Kayseri ekonomisi ayağa kaldıran proje o. 26 milyon metrekare de Erciyes'in tapusunu belediyeye aldık. 26 milyon metrekare. Elektrik şirketleri bilirsiniz hep özeldedir. Kayseri ve civarı elektrik şirketinin %51'i belediyededir. Geçtiğimiz yıl karı 650-700 milyon lira civarında. Bunlar Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Eğer Büyükşehir bir belediye başkanı çıkıp da bunlardan bahsedebiliyorsa, şehri gece konulu gibi bir şehirden alıp Paris gibi yaptım diyebiliyorsa helal hoş olsun. Değilse şuraya gittim işte ona iki paket verdim, buradan üç paketle bir yere götürdüm, şuradan da bir şey yaptım. Reklam, 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 her yerde resim, billboardlar. Yazık arkadaşlar, birbirimizi kandırırız.
Mesela nacizane bir şey daha söyleyeyim. Kendimden bahsetmek de biraz ağır geliyor ama örnek olsun diye sadece söylüyorum. Kayseri'de ben serbest bölgeyi kurdum. Geniş bir hazine arazisi üzerinde. Şu anda orada yüzlerce fabrika çalışıyor. 1 milyar doların üzerinde de serbest bölgeden ihracat yapılıyor. Bir belediye başkanının işi mi? Ama büyük şehirlerde belediye başkanları o kadar çok yetki verildi ki arkadaşlar eğer bunu anlayıp da doğru işler yapıyorlarsa şehre ayak atıyor. Peki, Aydın'la Kayseri yayına koyun. Hangisi avantajlı şehirdir? Hiç tartışma kabul etmez. 10 tane özellik söyleyin. Deniz avantajlı değil, toprak avantajlı değil, iklim avantajlı değil. Deyin de deyin. Hepsi Aydın'da var. Niye yazık değil mi arkadaşlar? Günah değil mi Aydın? Yazık günah değil mi? Özhas Ekin, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesinin Nazilli'nin il olmasıyla bir ilgisinin olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi. Kürşat Bey kardeşimiz bizim. Eskiden de tanışırız. Hizmet etmek istiyor Nazilli'ye. Biz de inşallah onun yollarını bugün çalışacağız orada. Koyacağız. Hep birlikte istişareler ederek, ortak aklı kullanarak, nihayetinde elbette ki siyasi gücü de arkamıza alarak orada güzel işler yapacağız. Bunun dışında şunu mu vaat ettiniz de geldi, bunu da böyle küçük mevlaya gerek yok, çok ayıp olur. Ne ona tenezzül edecek bir arkadaş Kürşat Bey, ne de bizde bunları söyleyecek bir yüz var. Biz beraber olacağız, çalışacağız. Ortak nazirliğimize hizmet edeceğiz. Bunda birkaç ay içerisinde neler yaptığını herkes görecek inşallah.